Herkese merhabalar. Ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle EKG serisinde taşikardilerden devam edeceğiz. Yaklaşık bir 10-12 gündür kanala video atamıyoruz. Bunun nedeni de sesimden de anlayacağınız üzere maalesef biraz hastayım. Sesim hala yerinde değil ama geçmiş günlere nazaran bir tık daha iyi olduğum için çok da fazla uzatmamak adına bugün bir video çekelim dedik. Bunun yanı sıra sizlere bir eğitim duyurusunda bulunmak istiyorum. 13 Eylül Cuma akşamı saat 20'de vaka örnekleri acil olgu yönetimi eğitimi yapacağız. Eğitime kayıtla ilgili bilgileri Instagram'dan paylaştığım duyurudan bakabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim Meet üzerinden olacak ve kayıt alınacak ve aynı zamanda PDF'leri de olacak. Ancak bu eğitimi arkadaşlar kanalda yeni aktifleştirdiğimiz bir özellik olan katıl kısmına atacağız. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu eğitimlerin arka planında çalışan, bu videoları düzenleyen, beraber çalıştığım bir ekip arkadaşlarım var. Hem onların emeğinin karşılığı olsun diye hem de birçok online eğitim yaptık. Belki de toplamda 1000 kişiden fazla katılımcının olduğu eğitimler yaptık. Ancak bazı problemler yaşadık bazı eğitimlerde. Bunun da nedeni şuydu. Yapılan bir şey ücretsiz olduğu zaman maalesef değeri ve kıymeti bilinmiyor. Bu yüzden biz de sembolik bir ücret koyma kararı aldık. Bunu da katıl aboneliği olaraktan işte 25 TL'lik bir ücret belirledik. Evet komik bir meblağ olabilir ama amaç burada bir değer atfedilmesi anlamında. Yapacağımız bütün işte 1 saatlik, 1,5 saatlik uzun eğitim ders videoların hepsini bu şekilde izleyebileceksiniz arkadaşlar. Yani aslında 25 TL'ye bütün eğitimleri tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Zaten yaptığım hiçbir eğitimde ben bir ücret talep etmiyorum. Bunu da zaten daha önce eğitimlerime katılan arkadaşlarım bilir. Mesela daha önce eğitimlerde yaşadığımız bir durumu size örnek olarak anlatmak istiyorum. Eğitime 100 kişilik bir kontenjan belirledik. Çok güzel bir eğitim. Haliyle 150 kişilik bir kayıt yapıldı ve biz de 50 kişi yedek olarak belirledik. Çünkü çok da fazla kişinin eğitime katılmasını da hani istemedik. Böyle çok kafa karışıklığı olmasın diyerekten herkesin sorularına yeterince cevap verebilmek adına. Özellikle ilk 100 kişiye şunu ifade ettik. Eğitime kesin katılacaksınız arkadaşlar. Lütfen kayıt yaptırın. Çünkü eğitime katılmak sen başka arkadaşlarımız da var dedik. Herkes sıkıntı yok dedi. Kimse herhangi bir iptalde bulunmadı. Ancak eğitim günü geldiğinde sadece 60 kişi eğitime katıldı ve biz o eğitime katılmak isteyen 50 arkadaşımızı alamamış olduk. Yani bu yüzden de birazcık hani böyle daha derli toplu olsun, daha böyle insanlar emeğin karşılığını görsün diyerekten o yüzden böyle sembolik de olsa bir meblağ belirledik. O yüzden bu tarz uzun eğitim ders videolarını izlemek için arkadaşlar katıl kısmına abone olabilirsiniz. Ama tabii ki de bunda bir zorunluluk yok. Normal kısa eğitim videolarımızı yine zaten bu kanal üzerinden paylaşacağız. Evet bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra sizlerle birlikte taşikardileri konuşalım. EKG serisinde sırayla gidiyoruz bildiğiniz gibi. Eğer ki bundan önceki konularla ilgili bilgi düzeyiniz yeterli değilse arkadaşlar o zaman önceki videoları izlemeniz daha faydalı olacaktır. Taşikardiler nedir? Taşikardiler bizim için önemli periarist ritimlerden bir tanesidir. Taşikardileri biz bir grup altında topluyoruz. Yani taşikardi başlığı altında birden fazla ritimden bahsedeceğiz. Periarist ritimler çok kıymetlidir. Çünkü hasta arrest olduktan sonra sağ kalım istediğimiz seviyede olmuyor. Önemli olan aslında arrest bir vakayı döndürmek değildir. Önemli olan hastayı arrest yapmamaktır. Çünkü istatistikler gösteriyor ki sağ kalım yani arrest olan bir vakada sağ kalım bu hastayı kurtarma oranımız %10 %13 hadi taş çatlasın %15. Tabi bu çalışmadan çalışmaya değişmekte. Esas olan burada bizim için hastayı arrest yapmamaktır arkadaşlar. O yüzden periarist ritimler önemlidir. Nedir bu periarist ritimler? Bradikardiler, taşikardiler. Bradikardiler zaten bahsettik sizlerle. Şimdi burada taşikardilerden yani kalbin hızlı çalıştığı ritimlerden beraber bahsedeceğiz. Ve size şunu temin ederim ki arkadaşlar hiç de öyle göründüğü gibi zor değildir. Birlikte bunları halledeceğiz. Tanım nedir? Taşikardi dediğimiz dakikada nabzın 100'ün üzerinde olmasıdır. Buradaki püf noktam arkadaşlar yaşla uyumlu olması lazım. 121 yetişkin için taşikardidir evet ama 121 yeni doğan için normaldir. Yani yaşla uyumlu sınırın üzerinde olması durumuna bir taşikardi diyoruz. Taşikardilerin birçok nedeni vardır. Bu bir korku, panik, heyecan sonucunda da olabilir. Bir şok sonucunda da olabilir ya da ritim bozukluğu nedeni de olabilir. Bazı taşikardiler etiyolojiktir. Yani altta yatan bir neden vardır. Örneğin sinüs taşikardisi gibi. Bazı taşikardiler direkt kalple ilgili ya da zehirlenme gibi diğer farklı fonksiyonlarla ilgili olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biz taşikardileri incelerken öncelikle iki başlık altına ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar dar küresi taşikardiler ve geniş küresli taşikardiler. Neden böyle bir ayrım var? Çünkü dar küresi taşikardilerde ilit bozukluğunun kaynağı supraventriküler bölge yani ventriküllerin üzeridir. Ventriküler taşikardilerde ise ilit bozukluğunun kaynağı ventriküler bölgedir. O yüzden de zaten bir taşikardiki tedavi supraventriküler bölgemi yoksa
hatta Bençukler bölgemi olup olmadığı ile ilişkili olduğundan dolayı bu ayrımı yapmamız önemlidir. Yani önce ben taşı kardiri dar köresli, geniş köresli diye ayıracağım. Sonra kendi içinde düzenli, düzensiz diye ayıracağım. Dar düzenli, dar düzensiz, geniş düzenli, geniş düzensiz. Ancak biz burada arkadaşlar nedir? Nabzı taşı kardilerden bahsediyoruz. Çünkü neden? Şu an peristitimlerden yani taşı kardilerden bahsediyoruz. Aristitimleri tabii ki de sonra bahsedeceğiz. Dar düzenli dediğimizde sıklıkla karşımıza çıkan ritimler ya da aklımıza gelen ritimler sinüs taşı kardisi, AVNRT, AVRT, atrial taşı kardi, atrial flutter'dır. AVNRT, AVRT dediğimiz ritim aslında sadece bizim sıklıkla SVT dediğimiz ritimler olmaktadır. Dar düzensiz dediğimizde de karşımıza atrial fibrilasyon gelmektedir. Geniş düzenli dediğimiz ritimler tabii ki de monoformik VT ve aberrant iletili SVT olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzensiz geniş köresi ritimler dediğimizde de karşımıza çıkan polimorfik VT'ler, torsade point testler ki bunu da polimorfik VT başlığı altında inceleyebiliriz. Yani genel anlamda taşı kardiri isim anlamında bu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle dar köresi taşı kardilerden bahsedeceğiz. Sinüs taşı kardisi. Her şey normaldir arkadaşlar EKG'de. Tek sıkıntı nabzın yüksek olmasıdır. Sinüs taşı kardisi bir ileti bozukluğu değildir esasen. Sinüs taşı kardisi vücudun verdiği bir tepkidir arkadaşlar. O yüzden sinüs taşı kardisinde biz altta yatan nedeni çözeriz. Yani bu taşı kardinin nedeni yüksek ateşme, korku, panik, heyecan mı yoksa herhangi bir iskemi mi? Bunu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sinüs taşı kardisinde EKG'deki bütün parametreler normaldir. Tek sıkıntı nedir arkadaşlar? Nabzın yüzün üzerinde olmasıdır. Genellikle yüksek ateş, distres ya da şok gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır ki zaten şokun ilk belirtisi kardiyak anlamda taşı kardidir. Sonrasında bradikardiye doğru gider arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine egzersiz sonrasında akut miyokard infarktüs ile birlikte de gelebilir. İlaçlar, aşırı kafein kullanımı, alkol kullanımı gibi etkenlerden dolayı da karşımıza çıkabilir. Şimdi örnek EKG'ye baktığımız ekranda bakın ne görüyoruz? Her şey normal. Ritim düzenli, hız taşı kardiyak. Zaten bildiğiniz gibi artık biz bir EKG gördüğümüzde eğer ki bu videoya kadar geldiyseniz ritim analizini yapmamız gerekiyor. Ritim düzenli, hızlı taşı kardiyak. P var. Her P bir köresi çıkmış. Bazen P'ler arkadaşlar T'lerin üzerinde gömülü şekilde de gelebilir. Hızlı bir ritim olduğundan dolayı. Köresler dar. ST elevasyon depresyonu yok. Ama olabilir de MA ile birlikte geliyorsa. Bu ayrı bir durumdur. Biz bu ritme ne diyoruz? Sinüs taşı kardisi diyoruz. Tedavi nedir? Semptomatik. Neden olan şey nedir? Altta yatan neden nedir? Bunu çözmemiz gerekiyor. Atrial flutter arkadaşlar düzenli bir ritimdir yine. Ancak her zaman taşı kardiyak olmaz. Düşük ventrikül yanıtta olduğunda arkadaşlar hız normal. Hatta bradikardik bile karşımıza çıkabilir. Atrial flutter'ın spesifik özelliği nedir? P dalgının yerinde testere dişlerinin olmasıdır arkadaşlar. Yani flutter dişlerinin olmasını biz atrial flutter diyoruz arkadaşlar. Özellikle emboli anlamında bizim için tehlikelidir. Buradaki flutter dalga sayısı boyunca 4'e 1 geçişli, 3'e 1 geçişli şeklinde ifade edilebilir. EKG önüne baktığımızda ne görüyoruz? P dalgasının yerinde flutter dişleri görüyoruz. Yine spesifik bir ritimdir. Atrial fibrilasyon arkadaşlar düzensiz bir ritimdir. Zaten atrial flutter ile atrial fibrilasyonu birbirinden ayırt edeceğimiz önemli nokta atrial fibrilasyonun düzensiz bir ritim olması. Atrial fibrilasyonda yine atrial flutter gibi karşımıza hem taşikardik hem normal hem de bradikardik olarak çıkabilir. Yine düşük ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyonlar karşımıza çıkabilir ve embol anlamında belki de en tehlikeli ritimlerden bir tanesidir. Çünkü atrial fibrilasyonda düzensiz bir ritimdir. Supraventriküler bölgede birden fazla ileti bozukluk kaynağı olduğu için bu nedenle zaten düzensizdir ve emboliye yatkındır arkadaşlar. Çünkü atriumlarda bir titreşim olur. Bunun sonucunda da göllenme sonucu bir emboli oluşabilir. P dalgası yoktur ve P dalgasının yerinde titreşim dalgaları yani fibrilasyon dalgaları vardır. Atrial fibrilasyon. Atriumlar neydi EKG'de? P dalgasıydı. Fibrilasyon neydi? Titreşme. O zaman P dalgasının yerinde titreşimin olduğu EKG'lere biz atrial fibrilasyon diyoruz. Bakın hemen örneğin arkadaşlar. Ne görüyorum? Ritim düzensiz. Arar dalgası arasındaki mesafeler eşit değil. Aynı zamanda da P dalgasının yerine P dalgalarının yerinde titreşim dalgaları vardır. AVNRT, AV nodal rentren taşı kardiyası. Sıklıkla SVT dediğimiz ritim aslında budur arkadaşlar. Aslında SVT bir üst başlıktır. Supraventriküler bölge kaynaklı iliti bozukluğu olan bütün ritimleri biz aslında SVT diyebiliriz. Ama spesifik anlamda sıklıkla karşımıza çıkan SVT dediğimiz ritim AV nodal rentren taşı kardiyası yani AVNRT'dir diyebiliriz. Daha doğrusu biz hem AVNRT hem de AVRT dediğimiz ritimleri ani başlayan ve iliti bozukluğunun kaynağının supraventriküler bölge olan ritimler için kullandığımız bir ifadedir diyebiliriz. AVNRT'de hız genellikle 130-250 arasındadır ve önemli spesifik özellikleri vardır. Nedir bu? Dar köresli P dalgası yok. Yani ben P dalgını görmemekteyim. Eğer ki sağlıklı bir P dalgası görüyorsak arkadaşlar bu ritim atrial flutter değildir. Atrial taşikardi değildir. Atrial fibrilasyon değildir. SVT, AVNRT değildir arkadaşlar. Sıklıkla karşımıza çıkan dar köresli taşikardiler sinüs taşikardisi, SVT ve atrial fibrilasyondur. Bunlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. AVNRT'nin EKG önüne baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı taşikardik, P dalgası yok ve dar köresli bir taşikardik
kalptir. Sıklıkla karşımıza çıkar. Burada önemli bir nüansı size bahsetmek istiyorum. SVT'ler evet dar küresi taşikardilerdir. Ancak bazen karşımıza geniş küresi taşikardiler olarak çıkabilir. Bu iki nedenden dolayı olur. Bunlardan bir tanesi Wolff Parkinson-White'lı taşikardiler. Bir tanesi arkadaşlar dal bloklu taşikardiler. Wolff Parkinson-White dediğimiz bir ritim bozukluğu değil. Kalpte bir aksesuar yol oluşması sonucunda iletinin bu yolu tercih etmesidir arkadaşlar. Genellikle bu aksesuar yol lazerle yakılarak problem çözülmeye çalışılır. Normalde dar küresi olan bir taşikardi Wolff Parkinson-White'dan dolayı oluşan delta dalgasından dolayı karşımıza geniş bir QRS gibi çıkabilir. Dal bloğunda da arüsü ağrıdan dolayı QRS genişlemiş gibi karşımıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Yani biz eğer bu ritimleri gördüğümüzde, daha doğrusu bu şekilde aslında dar QRS olup bu iki nedenden dolayı genişlemiş bir QRS gördüğümüzde şunu diyeceğiz. Evet bu genişlemiş bir QRS ama aslında bu iletinin bozukluğu supraventrikler bölge, yani aslında bunlar dar QRS taşikardiler diyeceğiz. Eğer ki bunu anlayabiliyorsa. Şimdi gelelim ventrikler taşikardilere. Ventrikler taşikardiler geniş QRS taşikardilerdir. Düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayırdık. İleti bozukluğunun kaynağı ventrikler bölgedir. Ve supraventrikler taşikardilere nazaran daha tehlikelidir. Hangi taşikardiler daha tehlikelidir dersek geniş QRS taşikardiler dar QRS taşikardilere göre daha tehlikelidir. Aynı zamanda düzensiz taşikardiler düzenli taşikardilere göre daha tehlikelidir. O zaman en tehlikeli nedir? Tabii ki de geniş QRS'li ve düzensiz taşikardiler bizim için en tehlikeli taşikardilerdir. Böyle bir taşikardi gördüğümüz anda hastanın her an kollaps olacağını bilmek ve buna göre müdahale etmek gerekir. Ventriküler taşikardiler esasen ardı ardına 3'ten fazla PVC'nin, yani prematüre ventriküler kompleksinin gelmesiyle karşımıza çıkan ritimlerdir. Düzenli ve düzensiz olarak ayırmıştık. Düzenli dediğimiz nedir? Monoformik VT'dir. Bu ne demektir? PVC dalgalarının morfolojik anlamda birbirine benzemesidir. Biz buna işte monoformik VT diyoruz. Mono yani tek tip, birbirine benzeyen, aynı anlamında ifade edilir. Burada çünkü ileti bozukluğu tek bir odaktan çıkmaktadır. O yüzden birbirine benzer. Tedavi kısmını burada ifade etmeyeceğim. Bir sonraki videoda rahat rahat anlatacağım ama burada özellikle şunu ifade etmek isterim. Eğer ki ben bir VT görüyorsam yapmam gereken ilk şey hastanın nabzını kontrol etmektir. Bu önemlidir arkadaşlar. Çünkü VT'ler aynı zamanda nabızsız, yani kollaps taşikardiler olaraktan da karşımıza çıkabilmektedir. Ekranda gördüğünüz gibi spesifik bir ritimdir. Rahatlıkla tanıyabiliriz. Birbirine benzeyen ve ard arda gelen sıra dağlar gibi ifade edebilirsiniz. Ya da PVC dalgalarının ardışık olarak gelmesi şeklinde ifade ettiğimiz bir ritimdir. Ve bizim için tabii ki de tehlikeli bir ritimdir arkadaşlar. Polimorfik VT torsade pointes olarak ifade edebiliriz. Ama illa torsade pointes olarak karşımıza çıkmayabilir. Polimorfik VT'de genişlemiş QRS'ler birbirine benzemez. Morfolojik anlamda birbirinden farklıdır. Torsade pointes dediğimiz ise özelleşmiş bir ritimdir arkadaşlar. Dalgaların dansı olarak ifade edilen, dalga boyutlarının artıp azaldığı, sonra tekrardan arttığı çok tehlikeli bir ritimdir ve hızlı bir şekilde kollapsa gider arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi geniş QRS'li ve birbirine benzemeyen formda bir ritimdir. Taşikardileri tanımsal anlamda arkadaşlar bu şekilde ifade edebiliriz. Zaten bu seride videoları çok uzun tutmuyoruz. Detaylı EKG videolarını zaten eğitim şeklinde Meet, Zoom üzerinden yapacağız. Onları zaten gene kanalda katıl kısmına yükleriz. Şimdi beraber taşikardilerle ilgili son olarak pratik yapalım ve videoyu bitirelim. Öncelikle arkadaşlar siz EKG'nin ne olduğunu yazmaya çalışın. Sonrasında ben size ifade edeceğim. Evet, ekranda gördüğümüz EKG nedir? Dar QRS'li taşikardi, P dalgası yok. Nedir? AVNRT, SVT diyebiliriz. Bu ritim arkadaşlar nedir? Taşikardi geniş QRS'li, arda da gelmiş PVC dalgaları var ama birbirine benziyor, yani monoformik VT. Bu ritim nedir? Düzensiz. Bu benim için önemli bir bulgu. P dalgası yok. P dalgının yerine titreşim dalgaları var. Yani atrial fibrilasyon. Son ritimde arkadaşlar sizlere bırakıyorum. Değerlendirmesini sizler yapın. Bu videoları baştan itibaren seriye not alarak çalışıp tekrarlarsanız hastane öncesinde arkadaşlar acil vaka anlamında sizleri yarı yolda bırakacağına inanmıyorum. Dediğim gibi EKG de bir deryadır ama korkulacak da bir ders değildir. Başarı da gayrete aşıktır arkadaşlar. Siz elinizden geleni yapın. Başaracağınıza inanıyorum. Kaygılarınız olabilir ama bu kaygıları birlikte yenebiliriz. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar dilerim.